Videoda sinüs teoremini ispatlayacağız. Herhangi bir üçgen çizdik. Zaten yapacağımız işlemleri herhangi bir üçgene yapabiliriz. İstediğiniz gibi çizin, dar açılı, geniş açılı hepsinde uygulanabilir. Dolayısıyla genel bir ispat olacak. Üçgenimizi isimlendirdik. Açılarını ve kenarlarını işaretledik. Sinüs teoremi bize ne diyordu? Bu şekildeki işaretlemelere göre A bölü sin alfa sin gamma eşit B bölü B'nin karşısındaki kenar açı sin alfa eşit C bölü sin beta eşit 2R. Bu R üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı. Şimdi bunu ispatlamaya çalışalım. A'dan bir dik iniyorum. Bu yüksekliğe de H diyeyim. H'ı ben elde ettiğim dik üçgenlere göre ifade edebilirim. Yani sinüs alfa mesela, sinüs alfa eşittir ne olacak? Karşı bölü hipotenüsten H bölü C olacak. H bölü C. Sağ taraftaki küçük dik üçgenden sinüs beta yine karşı bölü hipotenüsten H bölü B olacak. Buradan H'ları çekersem H eşittir sin alfa çarpı C, o da eşittir sin beta çarpı B olur. Bunları da düzenlersem B bölü sin alfa eşittir C bölü sin beta elde ederim. Burada dikkat ederseniz yukarıdaki eşitliğimin bir parçası. Aynı işi ben sonuçta alfa, beta yani B ve C köşeleri herhangi iki köşe A ve B köşeleri içinde yapabileceğim için yani orada da bir H1 çizip aynı eşitliği elde edebileceğim için bu aynı zamanda A bölü sin gamma'ya da eşit olacaktır. Çünkü herhangi iki köşedeki açılara göre yazdım ben. Fark eden bir şey yok. Şimdi işin bu kısmı tamam. Bir de 2R kısmını göstermemiz lazım. Bu üçgenin çevrel çemberinin merkezi şurada olsun. Şimdi şuradan ben şu yeşil rengi seçeyim. Şu C'den merkezden geçecek şekilde köşeyi alıyorum. B ile birleştiriyorum. Aynı yayı gören, tabii şurası merkez. Aynı yayı gören çevre açılar eşit olacağı için burası da gamma olur. Ve dikkat ederseniz şuralarda R'dir. Yani buralarda 2R var. Şimdi bu aynı zamanda şurası dikkat ederseniz çapı görüyor. 90 derece olacak. Bu elde ettiğim yeni üçgene göre sin gamma eşittir A bölü 2R olur. Dolayısıyla buradan 2R eşittir A bölü sin gamma olacaktır. Bu zaten benim eşitliğimin bir parçası. Dolayısıyla diğerleri de buna eşit. Şuraya ben 2R'yi de eklerim. Ve böylelikle istediğim ispatı yapmış olurum.